Merhaba, bugünkü konumuz anne sütü. Yeni doğum yapmış anneler bir yandan anneliğin güzelliğini ve mutluluğunu yaşarken diğer bir yandan bazı konularda endişe hissedebilirler. Mesela emzirme ya da sütüm yetecek mi konularında kaygıları olabilir veya böyle hissettirilebilir. İşte ben bugün size anne sütünü artırmak için bazı ipuçları vereceğim. Başlayalım. Öncelikle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınız da benim için çok değerli. Lütfen sorularınız varsa yoruma yazın. Evet, ben de bir anneyim. Benim de çok tatlı ve çok yakışıklı bir oğlum var. Dolayısıyla ne hissettiğinizi çok iyi anlayabiliyorum. Aslında annelik hamilelikle beraber başlıyor gibi görünse de, tabii bu benim fikrim. Bence doğumla beraber başlıyor. Çünkü sorunsuz bir hamilelik geçiriyorsanız tabii ki de yine de bulantınız, kramplarınız, ağrılarınız olsa da hamilelik döneminde dinlenebiliyorsunuz, kitap okuyabiliyorsunuz, alışverişe gidebiliyorsunuz ama doğumla her şey değişiyor. Hayatınızın en güzel, en zevkli macerası başlıyor. Ben buradan yeni doğum yapmış bütün anneleri kutluyorum ve bebekleriyle beraber sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Ayrıca anne sütü benim tez konumdu. O yüzden benim için çok özel bir konu. Bugün bu konuyu konuşmaktan da son derece mutluyum. Şimdi ben emziren annelere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Çünkü bu dönem kilo sorunları yaşayabiliyorlar. Ama şunu bilin, emzirme döneminde süt salgılamak için kalori harcarsınız. Bu ne demektir? Eğer siz hamileliğinizi normal bir kilo artışıyla tamamladıysanız, emzirme döneminde dengeli beslenir ve yeterli sıvı alırsanız zaten rahat bir şekilde kilolarınızı verebilirsiniz. Yani bu dönemde düşük kalorili diyetler ya da bilinçsiz diyetler lütfen yapmayın. Şimdi gelelim anne sütüne. Bebeğiniz ilk 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenmelidir. Anne sütü bebeğiniz için en doğal, en üstün besindir. Ekonomiktir, her zaman hazırdır, uygun ısıdadır. Sterilize etmenize gerek yoktur. Bebeğiniz için gerekli her türlü besini içerir. Yani anne sütü bebeğiniz için çok önemlidir. Peki arttırmak için neler yapabilirsiniz? Aslında ben bunu sonra söyleyecektim ama önemli olduğunu düşündüğüm için sona almak istemedim. Buradan bebek görmeye gidenlere küçük bir uyarıda bulunmak, bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen yeni doğum yapmış annelere, sütün yetiyor mu? Bebeğin emiyor mu? Doğum yapmış olmana rağmen hiç doğum yapmış gibi görünmüyorsun, hala kilolusun. Kucağına alma alışır. Geceleri uyumuyor mu? Gibi sözler lütfen söylemeyin. Annenin yanında olacaksanız bebeği görmeye gidin. Anneye destek olacaksanız, güzel şeyler söyleyecekseniz bebeği görmeye gidin. Yani hiçbir şekilde lütfen annenin moralini bozup ona bir travma yaşatmayın. Aslında bu yıllar önce, hani ben size dedim ya benim tez konum anne sütüdür diye. Yıllar önce konuştuğum annelerin de sıkıntısı böyleydi. Şu anda doğum yapmış annelerle konuşuyorum. Onlar da bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Yani bunu herkes yaşıyor. Ben de yaşadım. Ben farklı bir sıkıntı yaşadım. Ben doğum yaptıktan sonra bebeğin ayak izi alınmıştı. Hani böyle bir kağıda boyunu, kilosunu yazıp ayak iziyle beraber size veriyorlar ya. Bebek görmeye gelenlerden biri demiş ki, oğlumu görmeye gelenlerden biri, İşte ayağının altı mosmordu, çocuğunu üşütmüş, hasta etmiş, bakamamış gibi bir sürü şey söylemiş. Ayrıca benim oğlum Ağustos doğumlu. Hava çok sıcaktı yani. Ben beslenme uzmanı olmama rağmen benim çocuğumu beslenmem eleştiriliyor. Eleştirildi. İşte bir yaşındaydı, oğlum cips vermeyecek misin, çikolata vermeyecek misin, bu çocuk hiç şeker yemeyecek mi gibi şeyler söylendi. Anneliğim hiç alakasız insanlar tarafından eleştirildi. Yani bunu herkes yaşıyor. Ama tabii ki o dönem hormonların etkisi oluyor, çok yorgun oluyorsunuz, çok üzülebiliyor anneler bu sözlerden. O yüzden annelere de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sizi üzen, strese sokan, kaygılandıran kişilerle lütfen görüşmeyin. Siz bebeğinize ve mutlu olduğunuz olaylara odaklanın. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Sizi anneliğiniz konusunda yetersiz hissettirmelerine asla izin vermeyin. Ve güzel anneler, sütünüzün yeterli olduğuna ve bebeğinize yeteceğine ve çok yarayacağına lütfen önce kendiniz inanın. Bebeğinizi her ağladığında emzirin. Bu zaten süt salınımını artıracaktır. Ben bu emzirme konusunda hiç saat bilgisi vermem. Yani 2 saatte bir,
emzirin ya da 3 saatte bir emzirin demem. Eğer bebek acıkmışsa ve emmek istiyorsa bakayım daha 2 saat var deyip beklemek çok anlamsız. Bebeğiniz eğer acıkmışsa ve emmek istiyorsa emzirin. Çünkü her bebeğin acıkma süresi birbirinden farklıdır. O yüzden bu emzirme süresini ve sıklığını bebeğin isteğine göre ayarlayın. Sakin ve huzurlu bir ortamda emzirin. Ayrıca emzirirken bebeğin memeyi doğru tutması çok önemli. Sadece meme başını değil, bu kahverengi kısmın büyük bir kısmı da bebeğin ağzında olmalı. Eğer doğru tutamazsa memeyi boşaltamayacağı için bu da sizin süt salınımınızı azaltacaktır. Emzirirken bebeği burnunu memenin kapatmamasına dikkat edin. Nefes alıp vermesini engellememesi lazım. Başını destekleyin. Ama doğru tutamazsa sağmak zorunda kalabilirsiniz. Veya çalışıyorsanız sütünüzü sağmak zorunda kalabilirsiniz. Ben o yüzden sütü nasıl saklamanız gerektiği hakkında da küçük bir bilgi vereceğim. Sağdıktan sonra sütünüz oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabında 3 gün, buzdolabının derin dondurucu kısmında 3 ay saklanabilir. Bunun için özel üretilmiş kaplar var, poşetler var. Bunları kullanabilirsiniz ama mutlaka üzerine tarih yazın. Sağdığınız tarihi yazmayı unutmayın. Buzdolabından çıkarttıktan sonra da hazır hale getirmek için kaynatmıyorsunuz. Mikrodalga kullanmıyorsunuz. Bizim benmare dediğimiz bir yöntem var. İçi sıcak su dolu kabın içerisine bu süt dolu poşete ya da kabı koyup uygun sıcaklığa gelmesini bekliyorsunuz. Hazır hale getirdiğiniz anne sütünde tekrar dondurmuyorsunuz. Yine en önemli ve dikkat etmeniz gereken nokta yeterli beslenmeniz, doğru beslenmeniz ve yeteri kadar sıvı almanız. Eğer doğru beslenirseniz ve yeteri kadar sıvı alırsanız zaten sütünüz artacaktır. Burada sizin en büyük yardımcınız su. Lütfen günde 3 litre kadar su için. Mesela emzirdikten sonra bir bardak su içmeye alışkanlık haline getirebilirsiniz. Eğer doğru beslenirseniz ve yeteri kadar sıvı alırsanız dediğim gibi zaten sütünüz artacaktır. Yani başarılı emzirmek için önce siz rahat olun, sonra bırakın her şeyi bebeğiniz ayarlasın. Siz anneliğin keyfini çıkarın, iç sesinizi dinleyin. Bebek büyütmek ve anne olmak dünyanın en güzel duygusu. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.